1995 yılında Zaman Gazetesi yayın koordinatörü görevine başladığımda o dönemde Naci Bey de gazetenin genel müdürü oldu. Birkaç ay geçmedi. Gazetenin yayın politikasının daha sistemli, doğru olması, sağlanması ve istikrarlı bir çizgide devam etmesi için o ilkeler 11 maddeydi. Bu 11 maddeyi de yönetim kurulunun kararıyla belirlendi ve Hoca Efendi'nin tavsiyesi alındı. Hoca Efendi de o şeyleri aynen uygun buldu. Tanrılarına veya inandığı insanlara, çok değerli kişilere kötü söz söylemeyin, küfür vaadi söylemesin, yazmayın. Çünkü o zaman Allah'a, peygambere kötü söz söylerler anlamında o maddeyi biraz daha geliştirdi. Yani dikkatli yayın yapın ta ki Allah'a, çünkü biz İslami bir gazeteyiz, dini bir gazete gözüküyoruz Zaman Gazetesi olarak. Böyle bir şey Hoca Efendi'ye eklediğini hatırlıyorum. Bu 11 maddenin birinci maddesi, bütün siyasi partilere eşit mesafede olunuz. Yani olmalıyız Zaman Gazetesi olarak. Mantık bu. Birinci madde bu. İkinci maddesi de toplumda tanınan, bilinen şahıslar, başta siyasiler olmak üzere, bu insanların aleyhinde ileri geri yalan yanlış ifade kullanmama, dikkatli olma, ölçüsüz yayınlar yapmama mealinde bir maddeydi. Bu 11 madde şu anda tam aklımda değil. İşte sanat konularında İslami ölçüye riayet etme, dine hakaret eden maddeler yayınlarda bulunmama, hakaret, dine hakaret, Allah'a, peygamber hakaret yayına bulunmama ve böyle maddeler halinde 11 maddeydi. Bu 11 maddeyi Fehmi Koru, ben böyle gördüm hizmet anlattığı kitabında. Bu 11 maddeyi hatta orijinal, o daktilo yazılmış orijinal kopisini oraya basmış. O kitapta var, görmek isteyen bakarsa orada görebilir. Ama tabii bu maddenin uygulamasında devamlı ister istemez yayın yapıyoruz birkaç yıldır. Ölçüler tabii ki tutturulamıyor. O zaman Zaman Gazetesi'nde bir istişare heyeti, yani bir danışma kurulu kurulması gündeme geldi. Bu konuda isimler belirlendi. Hoca Efendi'nin de tavsiyesi alındı. Ve bunlar gazetenin mali ve idari konular değil, yayın politikalarında hata yapılmaması ve bu ilkeler çerçevesinde gazetenin bir nevi denetlenmesi. Ama 91 yılından 2000 yılına kadar bu kurul devam etti. Bu medya Zaman Gazetesi Yüksek İstişare Kurulu'nun başkanlığını Nevzat Yalçıntaş Hoca yaptı. Sabahattin Zaim Hoca yardımcısıydı. O dönemde Alaaddin, gazetenin imtiyaz sahibi Alaaddin Kaya, gazetenin baş yazarı, ilk yayın yönetmeni olan Fehmi Koru, Ali Coşkun, Çalışma Bakanlığı'nı yapıp ANAP döneminde yapmış, o dönemde yapmış, daha önce yapmış olan Ali Coşkun Bey, Yaşar Tunagül Hoca, Mahmut Bayram Hoca, ondan sonra birkaç ve değişik yetkililer de ilaveler olduğunu biliyorum. Ama ana gövde bunlardı. Ve bu kurula karşı biz o gün Zaman Gazetesi yönetiminde bulunan, başta genel müdürümüz Naci Tosun Bey, yayın yönetmeni Abdülhamaz abi, ben yayın koordinatörü ve yine gazetedeki birkaç genel müdür yardımcısı konumundaki arkadaşlarımız katılıyorlardı. Bunların içinde değişim Adem Kalaç'tan efendim Mesut Erişen'e böyle değerli arkadaşlarımız vardı. 5-6 kişi olarak biz bu insanların karşısında genellikle 2 ayda bir yapılırdı. Bu toplantıda biz gazetedeki yaptığımız faaliyetleri kısa bilgiler verirdik. Ama esas Nevzat Yalçıntay başkanlığındaki bu heyet, bu 6-7 kişilik heyet, bizim 2 ay önceden bu yana yapmış olduğumuz yayınlardaki hatalarımızı ortaya koyuyorlardı. Mesela diyorlardı ki, özellikle manşet haberlerde, şu haberinizde şu birinci ilkeye uymamışsınız. Partiler arasında ölçüyü kaçırmışsınız veya siyasi şahsa biraz ağır sözler ifade etmişsiniz. Kültür sanat konusunda bazı şeylere atlamışsınız, girmemişsiniz. Buna benzer eksiklerimizi, noksanlarımızı bize izah ediyorlardı. Efendim şöyle oldu, haber böyle geldi, şöyle ifade ettik. Ay Abdullah abi, ben, Naci abi, diğer arkadaşlar yerine göre bunlara cevap veriyorduk. Ve de burada en önemli mesele, Hoca Efendi o kişiler size neler söylüyor? Bunlar gazete, dışarıdan bakıyor. Siz gazeteci değilsiniz, içinden gelmediniz bu işin. Türkiye toplumunun yapılarını, dengelerini bilemezsiniz. Yayınların ne gibi etkileri oluyor, nereden tesir oluyor? Bunları o kişiler dışarıdan baktığı için, Yalçıntaş Hoca, Sabahattin Hoca, Ali Coşkun Bey, Fehmi Koru, Alaaddin Kaya, bu kişilerin bakışları, görüşleri önemli demişti Hoca Efendi. O yüzden onlar hangi konularda sizi uyarıyorsa,
Lütfen onları bana da ifade edin. Ben bileyim, bakayım ne diyorlar. Ve gerçekten biz onlara cevaplarımızı kibarca, nezaketle veriyorduk. Sonra da onların o ifade ettiği problemleri, endişelerini Hoca Efendi'ye arz ediyorduk. Ve Hoca Efendi'nin şu tavsiyesi. Lütfen bu insanların bu uyarılara dikkat edin. Bunlar toplumun üst seviyesinde çok şey bilen insanlar, devleti bilen insanlar. Bunlara dikkat ederek yayınlara dikkat devam edin diye devamlı tavsiye ediyordu. Ve iki ayda bir bu Zaman Gazetesi Yüksek İşlere Kurulu yayın politikasının eksiklerini, noksanlarını veya yapmamız gereken yeni şeyleri, askeri kesimin rahatsız olduğu, toplumda bunun hoş karşılanmadığı, bize bunu ima ediyorlardı gerçek. O kurulun varlığı bizim için gerçekten çok önemliydi. Bunun bir de şu faydası bize oldu. Kendi içimizde öz denetim yapmaya başladık. Çok önemli görüyorum ve manşete koymak istiyorum. Aymaz abi diyor ki, yani bak diyor, toplantıda ne dediler? Bu konuya böyle ağırlık verirseniz dengeyi kaçırırsınız. Bazen Mesut Erişen Bey, bazen Adem Kalaç Bey, bazen Naci abi genel müdür olarak ona bazı haberler gelir. Bu haber yapalım, büyütelim der. Biz deriz ki abi, bu haber böyle bir şahsi şeye benziyor veya bu şahıslarla ilgili konu böyle girersek yanlış anlaşılabilir. Bu ölçüyü bizim gazetenin yayın politikasına ve o yayındaki bize uyarılara uymuyor deyip yerine göre onu daha küçük yere, daha uygun yere, diğer sayfalara veya hiç koymuyoruz gerekiyorsa. Böylece birbirimizi denetleme fonksiyonunu o kuruldan aldığımız bilgiler ve tecrübelerle çok şey öğrendik. Ve çok faydalı oldu. Zaman Gazetesi'nin yayın politikalarında hataların azalmasına, yoksa hatasız mümkün değil. Çünkü yayıncılık çok zor bir iş, günlük bir iş. Her an bir şey olabiliyor ama mümkün mertebe içimizdeki denetimi de, öz denetimi de kendimiz o kurulun verdiği ilkeler doğrusunda zaten esas ölçüler 11 maddelik Zaman Gazetesi'nin yayın politikalarıydı. O 91 yılı olduğunu hatırlıyorum meselenin. Özal Cumhurbaşkanı'ydı. Mesut Yılmaz ANAP'ı ele geçirmişti ve yanlış politikalara giriyordu. Ve seçim vardı. O seçimlerde biz Zaman Gazetesi olarak Islahçı Demokrasi Partisi, o günkü ismi Erbakan Hoca'nın Refah Partisi galiba ismi, Refah Partisi. Bir de Muhsin Yazıcıoğlu Türkeş'ten ayrılmıştı, MHP'den ayrılmıştı. Büyük Birlik Partisi. Biz üç partinin ittifakı seçime girdiler bu ittifakla. %10 barajı da bir önemli barajdı. Biz bu ittifakı epey bir destekledik. Haberleri öne çıkardık. Üç partinin manşetlerini manşetlere koyduk yerine göre. Bazen Erbakan Hoca'nın, bazen Muhsin Yazıcıoğlu'nun, bazen Aykut Edebali'nin. Ama hep devamlı onlara ağırlık ver. Çünkü ANAP'ın girişini iyi görmedik. Yayın politikasına göre eşit tutmamız gerekiyordu her konuda. Ama biraz bu üçlünün ittifakına daha ağırlık verdiğimizi biliyorum. Ve %10 barajı geçtiler biliyorsun. Meclise girdiler böylece. O dönemde bir gün Erbakan'ın bir manşeti vardı. Çok büyük manşet vermiştik. Hoca Efendi'nin bir ufak uyarısını hatırlıyorum. Bugünlere de sanıyorum dersmiş o. Dedi bu kadar çok öne çekip manşet yapmanız hem iyi politikanıza uygun değil. Yani yayın politikamızın ölçülü olmak gerekiyor. Hem de ileride bunlar iktidara geldiği zaman önce İslami kesimleri yok etmek isterler. Ve önce bizimle uğraşırlar. O yüzden mümkün mertebe daha ölçülü olmanız gerekir. Dediğinde ben, ama hocam şu anda mesleğe girmeye gerekiyor. %10 barajı aşmalı icap ediyor. İşte bu, ama bu da önemli bir konu. Yani aklınızda bulunsun der gibi tekrar etti aynı şeyi. Biz sabah o gün onu düşünmedik hiç ama Refah Partisi'nden çıkan AK Parti'nin Avrupa'ya giriyoruz, demokrasi getiriyoruz diye başladığı yolun sonunda nereye geldiğini 2013'ten sonra görmüş olduk. Yani o gün Hoca Efendi ölçülü olmamız lazım diye bizi bizzat ben uyardığını biliyorum. 91 yıllarında bir de bir mesele oldu ki Susurluk olayına bağlanan bir mesele bu. Bu da Zaman Gazetesi'nde bulunduğum dönemdeki önemli bir olaydır, Susurluk olayı. O dönemde Mehmet Ağar İstanbul Emniyet Müdürü. O dönemde Dursun Karataş DHKPC'nin başkanı. Ama uluslararası örgütlerle bağlantıları, karışık ilişkileri olduğu görünüyor. Bazı cinayetlere mesela karıştığı iddiaları var. Dursun Karataş'ın eşi, Sabahat Karataş olacak ismi. Ve ona bağlı Bedri Yağan vesaire diye hatırlıyorum isimlerini. Karadeniz grubu, yani DHKPC içinde ama daha böyle milliyetçi, yani Türkiye'yi devrimle düzeltecekler. Türkiye'de sosyalizm mantığındalar. Bunlar kendi aralarında Dursun Karataş'ın ve birkaç kişinin uluslararası istihbarat teşkilatlarıyla, MIT'le ve diğerleriyle
bağlantılı çalıştığını iddia ediyorlar. Ve bunun üzerine Sabahat Karataş eşi ve bu Bedriyan grubu Dursun Karataş'ı İstanbul'da hücre evine çekip sorguluyorlar. Ve bu sorgulamada bunu buraya hapsediyorlar. Bu olay MİT'e yansıyor, öyle gözüküyor. MİT'ten de emniyete yansıyor. Ve emniyet, İstanbul Emniyeti, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ o dönem bu terörle mücadele o yürütüyor. Mehmet Ağar Emniyet Müdürü, tabii işin içinde o da var. Ve burada bu evi basıp Dursun Karataş'ı bu evden kurtarıyorlar. Ve bu sefer olaydan sonra da Dursun Karataş kurtarılıyor. Bu gruba karşı, onların da İstanbul'da 5-10-20 hücre evleri varmış, 3'erli 5'erli kalan kişilerin, ev baskınları başladı. Ve bu baskınlarda tabii bizim tanıdığımız emniyette insanlar da varmış, arkadaşlar varmış, inançlı arkadaşlar. Onlar da bu baskınlarda teslim olanların vurulduğunu bize gelip bildirdiler. Dediler ya bu baskında da adamları resmen teslim oluyorlar. Hadi ilk çatışmada ölenler var. Sonra teslim oluyorlar. Teslim olan da vur emri vermişler. Bunlar komünist, dinsiz, imansız işte bunlar deyip vurun deyip emri verilmiş ve öldürülüyorlar. Teslim olan kişi öldürülüyor. Biz bunun üzerine orada Aydın'ın gazetesi Ferit İlsever yan yönetmeni Ergenekon davasında hapse girdi biliyorsunuz. Orada kanser olduğu için çıkmıştı. Bu şahıs da Aydın'ın gazetesinin yan yönetmeni o zaman İşçi Partisi'nin de başkanı Doğu Perinçek. Bunlar bunu yazıyor açıktan. Bunlar kasten öldürülüyor, teslim olanlar diye yazıyorlar. Bize de bilgiler gelince içeriden, polisten tanıdığımız bir arkadaştan, orada bulunan, timde bulunanlardan. Biz de bunları insanlar teslim olunca niçin öldürülüyor iddia gibi bunu spotlara taşıdık. Yani bunu iddia olarak dile gittik. Aydınlık direkt yazıyor. Bunun üzerine Mehmet Ağar Zaman Gazetesi'ne geldi. Abdülhamaz abi yayın yönetmeni, ben yayın koordinatörüyüm. Üçlü görüşme yaptık. Dedi ki neden bu yayın yapıyorsunuz? Aydınlık zaten bize iftira atıyor. İşte vurdular, öldürdüler iddia ediyor. Bunlar işte komünist, dinsiz, imansız, suç örgütü elemanları. Bunu hakime veriyoruz, savcıya veriyoruz. Bunlar bırakıyorlar. Hapse yatıp yine çıkıyorlar. Yine aynı eylemi yapıyorlar. Önce temizleniyor bunlar. Yani niçin böyle yazıyorsunuz? Neden teslim olan da öldürüldü iddiasını ortaya koyuyorsunuz? Ben de kendisine o zaman dedim ki yani efendim bir insan teslim olmuşsa öldürülmez. İfadesi alınır. Sorgusu yapılır. Yargı neyse onun kararını verir. Diye ona cevap verdim. Bunlar işte terörist, komünist bunlar da öldürüyoruz deyince. O zaman peki dedim. Tabii ön bilgi almıştık bir ön bilgiyi. Peki o zaman Dursun Karataş'ı niye kurtardınız dedim. Niye onun kurtulmasını sağlayıp onu madem o daha komünist örgütün başı onu öldürülmüyor da o kurtarılıyor üstelik. MİT tarafından kurtarılmış iddiası var. O kurtarılıyor o bir şey yapılmıyor. Daha vatanperver milliyetçi gözüken Sabahat Karataş ve Bedir Yağan grubu daha milliyetçi bir grup gözüküyor. Uluslararası bağlantısı yok bunların. Bunları niye önce öldürüyorsunuz ki? Önce de onu temizleyin. Mehmet Ağar ona da sıra gelecek dedi. Ben dedim ki hiç ona sıra geleceğine inanmıyorum dedim. O yarın yurt dışına çıkacak. Yarın önce devlet dedim onu getirip burada yine dedim resmi törenle gömecekler dedim. Çünkü dedim, MİT'le bağlantılı onu koruyorsunuz. Daha milliyetçi olan solcu grubu dedim, yok ediyor. Bu yaptığınız doğru değil dedim. Aynen cevabı buna verdim. Tabii ondan sonra mevzu kapandı gitti. 15-20 gün sonra biz yine yayınlara devam ettik. Yani ölçülü olmak iddia diye ele alıyoruz. 10-15 gün sonra tahmin ediyorum yine 91 yılı içerisinde biz Aydınlık Gazetesi'nden Ferit İlsever aradı. Dedi ki biz sizinle görüşmek istiyoruz. Dedik hayırdır bizler biraz soğukuz onlara karşı mesafeliyiz biliyorsunuz. Dedi ya sizin ya biz yayınlarınıza dikkat ediyoruz. Bu gençlerin öldürülmesinde işte teslim olduğu halde öldürülenler iddia diye yazıyorsunuz. Biz hepsini yazıyoruz ama siz de bunları iddia diye ele alıyorsunuz. Bir sadece dinci bir gazetenin, dindar diyor, gazete, dinci diyor. Gazetenin yönetiminin bu kadar insana değer vermesi, böyle bu konuda savunması, medyada başka yok savunan medyada. Neden bizi çok ilginç geldi ve görüşmek istiyoruz dedi. Biz de olur dedik. O dönemde daha ittifak olmamış yani. Islahçı Demokrat Partisi, Refah Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi ittifakı daha olmamış. Onun öncesi oluyor bu olaylar. Biz tamam dedik pazar günü geldiler. Tabii ben ciddi endişe ediyorum. Aymaz abi pazar günleri gelmiyor. Ben salı günü izinliyim. Pazar günü ben gazetede kalıyorum. Benle randevu aldılar geldiler. Tabii biz orada iki tane Eşref Paşalı
arkadaşlarımız var. Hoca Efendi'yi koruyan ve o yoldan dönüp hizmeti tanıyanlardan iki tanesi, isimler şimdi de vermeyeceğim. Onlar gazete güvenlik görevlisi gibi duruyorlar kapıda. Ben dedim ki bak Aydınlık Gazetesi'nden bir Fethi Gülsever gelecek. Bunlar solcu, komünist bunlar fikir olarak. O gün aynen böyle söyledim, hatırlıyorum. Allah korusun bunlar silahını taşı bir şey yaparlar, biz endişe ediyorum. Ben onlarla görüşürken bir defa içeriye çay servisi yapılacak, bir daha kimse girmeyecek. Ben içeride dedim bardağı devirirsem, bir ses çay bardağı devirirse o odaya dedim dalın hemen. Çünkü dedim bana bir şey saldırı olmuş gibi. Öyle bir endişemiz vardı. Enteresan, o gün daha yeni acemiyiz. Medyayı tanımıyoruz, onları tanımıyoruz. O endişemi aynı ifade ettim. Sakın kimseyi içeri almayın, telefon bağlatmayın. Sekreter tembetik, telefon bağlanmıyor. Ve onlar da kapıda silah bellerinde, silah sırtında ben biliyorum silahları var. Öyle bekliyorlar onlar teröristler geldi diye. Tabii o görüşme biz 45 dakika falan sürdü sanıyorum. O görüşme sırasında biz de bu arada medya toplantıları yapıyoruz. Sağ medyayla ama medyada haber yapılmıyor. Bu da önemli bir konu. Bunu daha sonra anlatacağım. İstanbul'dan Refah Partisi'nden Hüseyin Besni. Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü gibiymiş. Tabii yıllar sonra öğrendik, yine hala yakını biliyorum. O kişi de katılıyordu sağ medya toplantılarına. Abdurrahman Dilipak'tan tut, Akit Gazetesi'nden, Hürriyet, Türkiye Gazetesi'nden, Yeni Şafak'tan vesaire, İslam Mecmualar'dan, Zaman Gazetesi. Böyle her kurumdan bir iki kişi toplantılar yapılıyor her ay. Aramızda fikir tavsiye yapıyoruz ama bunlar medyaya yansımıyor. Bazen haberler bize vermek gerekiyorsa iki o kişiler vasıtasıyla haberler verip daha fazla kamuoyu oluşmasını sağlanmaya çalışılıyor. Öyle bir toplantılar var. O toplantılar 98 yılına kadar devam etti. Öyle hatırlıyorum. Öyle tanışıyoruz. Diyalogumuz da var. Bir gün Tayyip Erdoğan da bize karşı mesafeli. Milli görüş çizgisinde onlar. Biz ANAP'a daha yakın duruyoruz. Daha ortada durmaya çalışıyoruz. Bunun da farkındalar. Bize mesafeliler ve rahatsızlar. Hüseyin Besin'de o toplantıya katıldığı için demiş ki ya bak sağ medya yavaş bir araya geliyor. Görüşüyorlar. İşte ittifaklar da o gün konuşuluyor gündemde. Ya ileride ittifak olma ihtimalleri de var. Çünkü ANAP'a biz mesafe koymuşuz. Mesut Yılmaz'a karşı biraz tavrımız var. Özal'la azıcık. O gün Özal biraz 18 Türk büyüğünü reddedip Mesut Yılmaz'ı partinin başına geçirdi. O en büyük yaptığı o hataydı. O dönemde daha sonra eşini İstanbul Başkanlığı'na aday yaptırdı. O da onun tarihi bir hatası olmuş oldu. Neyse o dönemde Hüseyin Besin de Ankara'dan geliyormuşlar. Onlar da havana inmişler. Tayyip Erdoğan'ı almış gazeteye getirmiş. Ne telefon ettiler, ne haber verdiler, ne randevu aldılar. Nasılsa görüşürüz diye çıktı geldiler. Ben toplantıdayım. Geldiklerine haberim yok. İki tane koruma kesinlikle diyor görüşemezsiniz. İçeride bir tane diyor şey onlar nasıl demişler. İşte aydınlıktan gelen bir terörist var. Onunla görüşüyorlar. O yüzden biz bardak devrisi hemen içeri dalacağız. Kimseye görüşme kabul etmiyor. Telefonu dahi bağlamıyoruz. Kusura bakmayın diyor. Orada oturtuyor ikisini de. Kapının girişinde yer var. Bekleme yeri var. 15 dakika geçiyor da bizim toplantı devam ediyor. Ferit İlsever'de görüşme devam ediyor. Not göndermek istiyor içeriye. Bir şu kağıdı götür içeriye ver. Bak şu Tayyip Erdoğan geldi. Hüseyin Besni geldi diye bildir diyorlar. Yok diyor bildiremeyiz. Biraz Kasımpaşa, bizim Esra Paşalılar Kasımpaşalıları takmıyor yani işin esprisi. Yok diye veremeyiz diyorlar. Tabii Tayyip Erdoğan orada bir 15-20 dakika belki yarım saat bilmiyorum tam. Bekleyin canı sıkılınca kalk ya Hüseyin demiş. Mealen söylüyorum. Kalk Hüseyin demiş. Onlara öyle aktardılar. Bir komünist kadar demiş değerimiz yok demiş. Biz zaman karşısına geliyoruz. Ne gidelim demiş geliyoruz buraya. Diyor demiş gidiyoruz. Ve çekmişmişler. Tabii bizim toplantı bitti. 45-50 dakika sürdü. O kişilerin geri döndüğünü bizim iki tane koruma mübarekler. Pazar günü kadro 15-20 kişi, 30 kişi anca var. Üst kat, alt kat, o katta da 5-10 kişi var. Pek kimse de yok. Kimse onun geldiğinde ne bahsetti, ne o iki kişi, abi böyle biri geldi diye söylediler. Hiç haberimiz yok. Aslında bizim Mehmet Atalay var, spor müdürümüz. Daha sonra Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olunca spor AŞ'nin genel müdürü oldu. Tayyip Erdoğan'la Fatih Vatan mezuniyetleri ve Trabzon'da olma şeyiyle samimiyetleri de var. Tanışıyorlar zaten. O bile görmemiş. O spor haberlerini pazar günü tabii yoğun oluyorlar. Cumartesi pazar yoğun oluyorlar. O da bir saat odadan çıkmamış. Hiç onların geldiğini görmemiş. Görseydi o ilgilenirdi. Yanına alırdı. Yine işi çözerdi Mehmet Atalay. O da görmemiş. Ben ertesi günde sabah saat 7:30-8 Ankara'ya gideceğim. Toplantı var. Uçağa gittim. Hüseyin Besin'de uçağa biniyor. Beraber bindik. Dedi ya Halis sen ne yaptın dün dedi ya dedi. Bana kızdı. Ne yaptın dedim.
Ya ben dün Tayyip Erdoğan'ı getirmedi. Hava yumuşasın. Biraz mesafeli duruyor. Tam yumuşatmak için getirdim. Sen hepten işi bozdun ya dedi. Daha çok soğudu dedi. Kızdı gitti dedi. O zaman üzüldük biraz. İyi oldu diye ama. Ama bugün üzülmüyorum. İyi ki o gün öyle görüşmemiş. Tayyip Erdoğan 94 senesinde belediye başkanı oldu. Ve kazandı. Yani normal destekledik. Haberlerini verdik falan mesela ama pek ümitli değildi. Üçe bölününce, üç aday olunca kazandı. Tabii o kazanınca gazetemizin genel müdürü Naci Tosun Bey, gazetem bir heyet, Abdullah abi Amerika'ya gitmişti. Ben 93 yılında yan yönetmenine geçtim. O dönemde Naci abi, Abdullah abi de yoktu. Gazeteki 2-3 arkadaşı aldı. Ben gelmeyeceğim dedim. Ben Tayyip Erdoğan'ı 95'te kapıdan geri göndermişim bilmeyerek. O da çok kızmış. Şimdi ben dedim gidersem dedim ben o İstanbul Belediyesi'nin kapısından bekleyecek dedim. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın ikinci olduğu, inatçı olduğunu duymuşuz. Dedim ben gitmem dedim. Hakikaten gitmedim. Sonra Tayyip Erdoğan iki ay içinde bütün gazeteleri gezdi bize geldi. Teşekkür ziyaretine geldi belediye başkanı olarak. Tabii ben o zaman yan yönetmeniyim. O dönem o geldiğinde. Ve Naci abi yine o gazetede beraberiz. Toplantı yapıyoruz. Naci Bey'in odasında, genel müdür odasında toplantı yapıyoruz. Tayyip Bey bana aynen şunu söyledi. Sen niye beni tebriğe gelmedin dedi, belediyeye dedi. Ben dedim ki gereğim dedim beni kapıdan bekletin dedim. Niye gel ondan gelmedim. Tabii bekletin dedi. Sen bana yaptın ya burada dedi. O ortamda bu mevzu oldu. Neyse. 96 yılında bir şiir okudu diye hapse girmesi gündeme geldi. 6 aylık hapis sözde hapis mi nedir işte artık belli değil bir senaryo muymuş. Şimdi daha iyi anlıyoruz uluslararası bağlantılı bir işmiş. Hapse gidecek. Hapse girmeden önce de bütün gazeteler ziyarete gidiyor üst yöneticiler. Değişik kurumlarda mutlaka. Yine Zaman Gazetesi'nden o yılda ben Zaman Gazetesi'nin baş danışmanıyım. Hüseyin Gülerce genel müdürü yayın yönetmeni. Hüseyin Bey dedi ki ya Tayyip Bey'le tanışıyorsun eskiden beri. Ben tam bilmiyor olayı bilmiyor. Beraber gidelim dedi. Dedim ben Hüseyin Bey gelmeyeceğim dedim. Dedi hayrola dedi. Dedim biz böyle böyle şey yaşadık. Ben gelirsem Tayyip Bey beni almaz belediyeye dedim. Kapıda bekletir kalsam bekletir. Yarım saat sonra gelsin der. Ya o intikamını alacaktı benden ki Allah Allah böyle bir şey mi oldu aranızda falan böyle. Ben gitmedim yine. O gün Hüseyin Gülerce beraber birkaç akla gittiler. İşte geçmiş olsun ziyareti yaptılar. Ve bir ay geçmedi Tayyip Erdoğan gazeteye geldi. 96 yılıydı. Ve yine aynı şekilde Hüseyin Bey'in odasında genel müdür ve yan yönetmeni Hüseyin Gülerce'nin odasında yine beraberiz. Halk Bey dedi hiç geçmiş olsun demiyorsun dedi. Gelmeden dedi ve belediyeye dedi. Geçmiş olsun dedi. Efendim dedim gelince kapıda kalmaktan da korktuğum için dedim gelmedim dedim. Çünkü dedim tabii yapacaktım dedi. Sen bir gelseydin dedi. Aynısı sana yapacaktım. Sen bana çünkü yaptın sen bana. İşte Tayyip Erdoğan böyleymiş ama biz onu anlamamışız. Avrupa'ya giriyoruz derken 2008'den sonra Ankara kriterlerini ortaya koyunca dengeleri değiştirmiş ve Türkiye bugün bu noktaya geldi. Bunları daha sonra ileride bunlardan bahsedeceğiz ama o günlerde belliymiş bazı şeyler. Biz idrak edememişiz. Bunu anlamış olduk. 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta bir kaza oldu. O geniş uçakların inebileceği bir alan var biliyorsunuz Susurluk'ta. 3 kilometre mesafede. Orada bir kamyon yola çıkıyor arada. Ve bir altına bir Mercedes, lüks Mercedes giriyor. Vefat edenler Abdullah Çatlı ortaya çıktı. 12 Eylül öncesi ülkücüler lideri olan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun da liderliğini yapmış olan bir dönem. Öyle birisi. 80 sonrası uluslararası şeylere karışmış, yurt dışına çıkmış, İsviçre'de hapis yatmış, uyuşturucu meselelerinden suçlanmış vesaire vesaire. Devletin bu Ermenilerin öldürülmesi, Ermeniler bizim konsoloslarımızı, büyükelçilerimizi öldürdüğü dönemde o öldürenlere intikam alma, devletin görev verdiği timler içinde bulunmuş iddialar bunlar. Abdullah Çatlı'nın vefatı bir anda duyuldu. İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Hüseyin Koca'da o terörle mücadelede 91'de az önce bahsettiğim etkili kişi Mehmet Ağar'ın yardımcısı o dönemde. 96 yılında da Doğru Yol Partisi'nin ortak Refah ile ortaklığıydı herhalde. Hükümeti vardı. O dönemde de İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dı. Yani 91'de Emniyet Müdürü olan İstanbul'da Emniyet Müdürü olan Mehmet Ağar o tarihte İçişleri Bakanı'ydı. Ve kazada ölen de onun o zamanki 91'deki terörle mücadelede etkili olan yine 96'da aynı görevi devam ettiren Hüseyin Koça da kazada vefat etti. Bir terörist, uluslararası terörist deniyor. Birisi o, bir tanesi de Doğru Yol Partisi milletvekili, Urfa milletvekili Sedat Bucak. O ağır yaralı çıktı ortaya.
Çatlı ölmüş. Hüseyin Kaca da ölmüş. Bir de Çatlı'nın yanında arkada oturan Gonca Us diye bir bayan. O da vefat ediyor. O kazadan 4 kişi var arabada. 3'ü vefat ediyor. Bir tek Sedat Bucak, DYP milletvekili. Bucak aşiretinin de reisi, başkanı olan kişi. Bu kazada patlayınca Türkiye'nin gündemine düştü. Derin devletin ilişkileri, özel büroların kuruldu. Bunlar çok ciddi gündeme geldi. Ortalık Türkiye'de bunun kutu savaş soruşturma yaptılar. Soruşturmada birçok mesele daha net ortaya çıktı. Ama olaylar tam çözülmedi. Yani bu Susurluk olayının içindeki olaylar tam çözülmedi. Ben de Hüseyin Koca da ile 96 Haziran ayında bir görüşme yapmıştım. Ama ben onun 91'de kişi olduğunu bilmiyorum. O emniyetteki yetkili olduğunu bilmiyorum. Bir bilgim yok. Alevi dedesi vardı. Naci Orhan Bey. Onunla diyalog kurmuştuk. Ehl-i Beyt'le ilgili, Alevilik'le ilgili müspet haberler yapıyorduk. Yani çünkü Türkiye'de Alevilik reaksiyon gören bir şey. Sağ kesimde, Sünni kesimde. Biz Zaman Gazetesi'nde daha ölçülü yayın yapıyorduk. Naci Orhan Bey de o dönemde STV'de programa çıktı birkaç defa. Oradan da bir diyalog kuruldu. Böyle daha sıcak bir ilişkilerimiz vardı. Bana bir gün dedi ki Naci Orhan Bey, Halit Bey dedi, daha bir iki görüşmüştü daha önceden de. Dedi, bana gelebilir misin dedi Haziran ayında, 96 Haziran'da. Seni biriyle tanıştırmak istiyorum dedi. Gittim. Orada bir beyefendi var, sivil kıyafetli. Dedi işte ya bak dedi, bunlar Zaman Gazetesi çok iyi niyetli, bizim Ehl-i Beyt'e karşı, Alevi'ye karşı menfi yayın yapmıyorlar. İyi insanlar, kötü niyetli değiller. Biz arayı düzeltmemiz lazım gibi konuşuyor Naci Orhan Bey. O zaten dinliyor. O anlatırken Hüseyin Koca da aymış tabii, sonra öğrendik. Dedi ki bunlar bize solcu komünist dediler vesaire diye reaksiyon gösterdi. Ben bunlarla görüşmem dedi, kalktı. Tam gidiyor. Orhan dede, o Naci Orhan dede Hüseyin diye bir bağırdı. Hemen döndü geriye, hazırlığa geçti bir anda. Buyurun efendim dedi, otur şöyle dedi. Peki efendim dedi, böyle bir tarikat adabı içerisinde oturdu. Bak dedi, ben dedi barış olsun diye o gün bunlar böyle bir gençler öldürülüyor diye şey almışlar. Seninle ilgili senin kim olduğunu tanımıyorlar. Böyle bir fikir vermişse sen işte vatanperver. O da Alevi'ymiş kendisi aslında. Bir iyi insansın. Bunlar da iyi insanlar ama biriniz o gün ters görmüyor. Bu sağcı, dinci, bu solcu, komünist neyse. Aranızda bir mesele olmuş. Ben bu düzelsin diye bu şeyi çağırdım Halit Bey'i buraya, rica ettim. Siz de lütfen bu nezaketi bozmayın dedi. Ondan sonra o Hüseyin Kocadağ olduğu, 91'deki o öldürülen DHKPC'nin Sabahat Karataş ve Bedir Yağan grubunun yapılan operasyonları onun kendisinin yönettiği, bizzat gitmemiş ama o sorumlu olduğunu orada öğrenmiş oldum. 90 senesinde öğrenmiş oldum. Ve neyse orada bir görüşmeyle aramızı birazcık yumuşatmış gibi olduk. Tabii o halde Mehmet Ağar da aramız bozuldu tabii o reaksiyondan dolayı. Ve o olayla, bu olayla bağlantısı ve bugün de şimdi bugün Türkiye'nin gündeminde de Sedat Peker'in yazdıkları, anlattıkları, yazdı diyorum da anlattıkları ile Mehmet Ağar suikastlarının, Uğur Mumcu'nun, Mehmet Ağar'ın planladığı, derin devletin planladığı Uğur Mumcu suikastlarının da onların parmağı olduğunu birçok şeyi ortaya döktüler. Daha neler ortaya dökülecek? Yani insanlar ülkenin aleyhinde faaliyetleri devlet adına yapıyormuşçasına ve bunu yaptılar. O dönemde Eşrefis Paşa öldürüldü. Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü dönemde. 3 ay sonra da rahmetli Özal zehirlendi mi, nasıl oldu? Yani Zaman Gazetesi'ndeki aktif görev dönemde yaşadığımız çok karanlık olaylar. Güneydoğu'daki askıda insan atılması, 10 binden fazla insanın faili meşhurlara gelmesi, Hizbullah olaylarının patlaması, Hizbullah ve karşı Hizbullah grubu iki grubu birbirini öldürmeleri hep Türkiye'nin en karanlık dönemleriydi. Maalesef şimdi de bu AK Parti dönemi iktidarda olduğu halde aynı karanlık yolların özellikle cemaat mensuplarının 15 Temmuz iftirası, darbe iftirasıyla Türkiye'den kovulması, ordudan atılması, bürokrasiden atılması, her bütün muhaliflerin sadece onlar değil, her atılmasıyla Türkiye'nin eline 5-6 yıldır Türkiye mafyalar devlet haline geldiğini hep beraber görmüş olduk. Ve o sürecin 28 Şubat'a gittiğini yaşamış olduk. Ben 95 yılı Eylül ayında bir görüşme yaptım. Doğan Güneş Paşa emekli oldu. Onun genel sekreteri Hurşit Dolun Paşa da Diyarbakır Asayiş Komutan Yardımcısı olmuştu. Kimdi komutan bilmiyorum. Bir Diyarbakır toplantımız vardı, büro toplantıları. O vesileyle bir diyalogumuz vardı. Ben oraya telefon açtım.
Oradaki yetkililerle ulaştım. O da sanıyorum cuma günü randevu verdi. Ben tabii cumadan gittim, öyle hatırlıyorum. Ve orada onunla görüşme yaptım. Çünkü onların döneminde 4 yıl boyunca yaklaşık ordudan hiç kimse atılmadı. Doğan Güneş ve Hürşit Orhun Paşa'nın döneminde atılmalar durmuştu. İyi hatırlıyorum. 95 Ağustos Şurası Doğan Güneş görevden ayrılıyor. Yerine İsmail Karadayı geliyor Karakamon'da. O gelecek belli. Halis Burhan Paşa Hava Kuvvetleri emekli olacak. Onun yerine Genelkurmay 2. Başkanı Ahmet Çöreç Paşa. Ama Çöreç Paşa'nın damadının devre arkadaşı, damadı Amerika'da hırsızlık yaptı diye geri dönüyor. Bunlar yükseliyor, onlar geri kalıyor. Bir iftirayla bunu attılar. Yani 91'de olan olaylar, öncesi olaylara benzer bir olayla o 5 kişi oradan attılar. Dolayısıyla ben de o dönemde Eylül ayında randevu aldım. Cuma günü gittim. Paşa'yla yaptığım görüşmede dedim efendim çok güzel bir 4 senede biz ordu halinde bir şey yazmadık. Ordumuz yapacak şey tavır takamadık. Sizler problemleri çözdünüz. Siz buna vesile oldunuz. Biz çok memnun olduk ama bundan sonra son defa bu emekli olurken niye attılar 5 kişiyi oradan? Yine aynı suçlamalarla. Hürşit Orhun Paşa'nın bana ifadesi şuydu. Biz dedi gerçekten sizden o yön dönemde memnunduk. Sizler ordu halinde herhangi yayın yapmadınız. Ama bu son atılma, son şurada gündemi yeni gelen ekip belirlediği için o maddeyi sokup 5 kişiyi atılmasını sağladılar. Bizim herhangi bir etkinliğimiz, ağırlığımız olmadı. Biz ayrıldığımızdan dolayı onlar gündemi onlar belirlediler. Dolayısıyla onu biz mani olamadık. Peki dedim nedir yani bu? Ne olacak peki bundan sonra? Biz yine tekrar başlayalım mı aleyhte yayınlara? Bundan sonra sizinle bunlar temas kurmak istemiyorlar dedi. Size karşı tavırlar bu ekip dedi. O zaman da Genel Sekreter Erol Özkasnak. 28 Şubat'ın Kudreti Paşa'nın Çevik Bir gibi kudretlerinden birisiydi. İsmail Karadayı, Erol Özkasnak ve Çevik Bir. Sizlerle de temas kurmak istemiyorlar. Sizin bileceğiniz şey der gibi ifade etti. Ben bunu, bu görüşmeyi çok önemsedim. Çünkü bundan sonra ne olacak? Toplantıyı yaptım Cumartesi Pazar Diyarbakır toplantısı, bölge toplantısı. 10-15 il katıldı. Ben İstanbul'a dönünce Hoca Efendi İstanbul'daydı. Altunzade'deki yerine gittim. Hocam böyle böyle Hürşit Orhun Paşa'ya görüşme yaptım. Yani biz basına halkla işte fas geçiyoruz, haberleri bildiriyoruz. Altına sorular soruyoruz falan. O devir kapandı. Bir daha oraya bir şey gönderemedik, almadılar, cevap da vermediler. Hoca Efendi dedi bu dönemde bu şekilde yayın yapmak dedi halk nezdinde de yanlış anlaşılır. Ve bu şahısların da galiba bize karşı tavırları net. Sırf bize değil dedi, bütün İslami gruplara, İslam'a karşı tavırları net. Biz dedi müdafaada kalmak durumundayız. Oradan ise atıyor gibi yayınlara girmemiz zor dedi. O süreçte de biliyorsunuz Refah Yol Hükümeti var. Ve gerçekten Hoca Efendi dediği gibi biz yayınlarımızı normal devam ettik. O 91 öncesi sert yayınlarımızı yapmadık. Ve Aralık 96 Şurası'nda hiç unutmuyorum Erbakan Hoca'nın başbakanlığı döneminde 106 tane yüzbaşı, binbaşı, albay, yarbay evet en çok atılmalardan bir tanesi Aralık ayındaki askeri şurada Erbakan'ın başbakanlığı döneminde Türk ordusuna atıldı. Bir sene sonra ANAP hükümeti kurulunca, ANASOL D hükümeti kurulunca 28 Şubat bilfiil başlamış oldu. İşte ben zamanda bulunduğum dönemde bunlar çok önemli gördüğüm, yaşadığımız bahseden bazıları. Tabii daha birçok şeyler vardı. Zamanda atlamayan manşetlerimiz, yazamadığımız haberlerimiz, gündemi yani özellikle o dönemde maalesef yapamadık, yazamadık. Eksikti, noksandı, yanlıştı bilemiyorum. Tarih karar verecek. Ama bir imkan olursa onları da yayınlamayı düşünüyorum. Şimdi ben 96 Aralık ayına geldiğimizde Zaman Gazetesi'nde görevimde bayağı bir yoruldum. Yurt dışında okullar açılmış, hizmet yayılmış. Gazetenin içindeyse o haber, bu haber, o görev, bu görev. 3-4 defa yönetim değişti gazetede. Bütün bunlarla böyle uğraşma insanı yoruyor. Hem de manen de manevi hayatında da çok ciddi insanın eksikliği oluyor. Bunu da fark ettiğim için gazete görevinden yurt dışı görevine. Özellikle niyetim Almanya gibiydi. Çünkü Abdülhamaz abi de Avrupa'ya geçmişti 94'ten sonra. Niyetim biraz Avrupa gibi göreve gitme gibiydi. Böyle bir görev düşünüyordum. Yönetime bunu arz ettim o dönemde. 96 Aralık ayında Hoca Efendi'nin yurt dışından gelen temsilcilerle, ülke temsilcileri ve Türkiye'deki il temsilciyle beraber toplantısına biz de katıldık gazete olarak. Ve o toplantıda yurt dışı görev meselesi, tayin meselesi bir anda gündeme geldi. Onu da bir dahaki bölümde
anlatacağım. Hepinize iyi günler efendim.